Kızlar, yeni şeyler öğrendim bomba. Neymiş? Çok önemli birisi geliyormuş bebişlerim. Hayatımız tümden değişecekmiş. Ay kimmiş o ya? Benim de hayatımı değiştirsin. Patronun sekreteri söyledi vallahi. Yani yeni bir yönetici miymiş? Bir şey miymiş? Tam bilmiyorum da yönetim falan değişiyor olmasın? Aa. Değişmesin ya yönetim. Niye yönetim değişiyor ki? Yani nereye gidecekmiş? Eskiler nereye gidecekmiş? Yani ben alışkanlıklarına bağlı bir kadınım sonuçta. Lütfen. Biz de duyduk Ece. Üniformalarımız bile değişecekmiş. Kadınmış bu yeni gelen. Çok da zevkliymiş. Kimmiş o çok zevkli olan? Gel gel Cansu. Birazdan toplaşacağız. Yukarıdan emir geldi. Bir tane yönetici mi ne gelmiş diyorlar. Daş gibiymiş. Yok artık ya. O kadını bir de yönetici mi yapacaklar? Ay sen tanıyor musun o kadını? Kim ki o? Nasıl biri? Ya siz bilmiyor musunuz işte o Sude Göksu mu ne öyle bir kadın vardı hani diyetisyen. Yaşam koçu o. O mu? Süper. Biz de zayıflatsın bize de bir el atsın. Vallahi ben zaten zayıfım. Buraya gelsin yeter çünkü ben biliyorum çok güzel bir kadın. Vallahi neredeyse dans edeceğim Ece. Şoktayım. Bey nerede? Az önce geçti ama çıkıyorum falan demedi. Buralardadır. Tamam ben bulurum onu. Kerem. Pardon Mert Bey'i gördün mü bugün? Yok görmedim. Allah Allah. Telefonum da kapalı. Nerede bu adam ya? Kolay gelsin. Sağ neredesin oğlum lan? Allah Allah. Buradayım oğlum. Kardeşim, şu an karşında o kurulun tozunu attırmış bir adam duruyor. Bak, iyi bak. Biliyorum kardeşim. Oğlum bak, görecektin öyle bir kovuldum ki. Böyle nasıl konuşuyorum bir görsen. Tutuldular kaldılar bana yani. Yaktım ortalığı, yaktım. Bitti değil mi? Bitti. Bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Büyüdün. Burayı artık sen yöneteceksin. Çok da güzel yöneteceksin. Sensiz ama. Başıma bir şey geldiğinde sana koşamayacağım. Canım sıkıldığında gelip takılamayacağım sana. Artık kafam her çevirdiğinde sen olmayacaksın Kerem. Onun yerine kendinle gurur duyacaksın işte. Çünkü çok başarılı bir iş adamı olacaksın. Bediye Hanım seninle gurur duyacak. Ya onu da geç. Aynaya baktığında sen kendinle gurur duyacaksın. Ama tek dostum yanımda yok. Sevgilim yanımda yok. Ne yapayım oğlum ben öyle başarıyı? Hiç mi sevinmeyelim ya? Ben sevinirim. Sevinirim de senin için sevinirim. Ne? Çalaç. Ne bu? Artık senin sıran Kerem.
Hadi git koş hayalinin peşinden abi. Al. Ne yapıyorsun oğlum? Ha? Oğlum bir anlaşma yapmıştık. Ah be kardeşim, ben o anlaşmanın parasını unutalı zaten çok oldu. Ya ben istesem de önemseyemedim ki bu parayı zaten. Sen al bu parayı. Ben en aşağıdan çalışır başlar kazanırım, hiç merak etme. Olmaz abi, kesinlikle kabul etmiyorum ya. Olur mu öyle şey? Kerem sen üzerine düşeni yaptın abi. Beni adam ettin, beni. Bırak da ben yapayım görevimi şimdi. Ya bana niye böyle hissettiriyorsun ya? Mert. Ya hiç mertleme abicim, hiç mertleme. Hiç kabul etmiyorum ya. Yapma bana bunu ya. Ya bak son günümüz zaten. Bak asıl ben sana ne vereceğim şimdi? Ne vereceğim? Ha! Sakladın mı lan hepsini? Hatırladın mı? Senden üttüğüm misketle. Bunları sana geri verebilir mi o zaman? Büyüdüğüne göre kaybetmezsin herhalde. Var mısın lan? Bir son bir oyun oynayacağız seninle. En çok olan kazanacak ama eğer ben kazanırsam bu parayı alacaksın. Ya hadi abi, kimin kaybedeceği çok belli değil mi zaten? Ya sen oyna. Allah Allah. Oğlum bak, ben bugün çok büyük bir iş başardım, tamam mı? Özgüvenim tavan. Kesin ben kazanacağım, biliyorum yani. Ha? Var mısın? Varım lan. Hadi. Gel, gel hadi gel. Bak şu çizgi çok güzel, gel. Dur bakayım. Çıkar. Gel. Bura mı? Kaç dizeceğiz? Beş dizeceğim, beş. Bak şimdi izle. Vurdum be. Vurdum oğlum, vurdum. Hadi oğlum, sıra sende. Kazandım lan. Kazandım oğlum, kazandım. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Alacaksın parayı kardeşim. Açık olsun kardeşim. Senin de kardeşim. Vay be ortak. Ne zamanlar yaşadık burada ya. Sen Sude'yi al, milletle tanıştır. Ben de toparlanayım, çıkayım artık.
Ya oldu. Oğlum kızla sen konuştun. Planları sen yaptın. E git sen tanıştır bari. Ha? Hadi son bir kıyak. Şaka lan şaka. Şaka ama yani son işi halledip gitsen de fena olmaz hani. Bak o kız bana fena gıcık abiciğim. Fena gıcık hissedebiliyorum. Saçmalama be oğlum. Yıllar önceydi o ya. Çocuk muyuz artık? Ama abi çok gittim kızın üstüne ya. Hatırlıyor musun? Ben bugün bunun günlüğünü bulmuştum. Böyle kimya dersinde projektörle tahtaya yansıtmıştım. Bir de her yerinde Kerem Kalp Sude, Kerem Kalp Sude yazıyordu. Kız kalp krizi geçiriyordu gerizekalı. Hey gidi çirkin Sude be. Ama abi ben gidip konuşacağım kızla. Diyeceğim ki kızım bak boşuna üzülmüşsün bunca sene. Erik gibi hatunsun diyeceğim. Uf, dur tamam tamam. Ben gideceğim tanıştıracağım milletle. Son kıyam. Tamam. Hadi ben topladım milleti. Hadi. Arkadaşlar merhaba. Şimdi önemli bir gelişme için buradayız. Oliva artık evlere paket servise başlayacak. Diyetisyen ve yaşam koçu Sude Göksu ile çalışacağız. Tanıştırayım. Sude Hanım. Arkadaşlar herkese merhaba, selam. Sude Hanım en baştan bir imaj programı hazırladı. Ve işe marketle başlayacak. Buyurun Sude Hanım. Teşekkürler Keremciğim. Sağlıklı yaşam sabah ilk uyandığınız anda başlar. Güne ilk başladığınızda ne yaptınız? Ne giydiniz, ne yedinizden önce? İlk ne düşündünüz? İşte her şeye buradan başlayacağız. Ben hazırım. Şöyle bir bakın isterseniz. Benim kafam çok yatar böyle işlere. Ne yapacağız? Sabahları bir yoga sınıfı açacağım. Katılmak zaruri. Mert'cim, Kerem'cim, sizi de bekliyorum. Tabii canım, kesin geliriz. Gitmez, hayatta gitmez. Ben malımı bilirim. Kafede müşterilere sunduğumuz menüden önce personel menüsünü değiştiriyorum. Artık sağlıklı ve organik besleneceksiniz. Ay ben dayanamayacağım, bir şey söyleyeceğim. Pardon Sude Hanım, benim bir maruzatım olacaktı. Biz burada neredeyse 12 saat ayakta duruyoruz da sağlıklı beslenmek de tabii ki şart ama açlıktan bayılmayalım sonra burada. Biz sizle daha önce tanıştık mı? Yok. Kafede görmüşsünüzdür ondan. Peki o zaman tatlım soruna cevap vereyim. Arkadaşlar sağlıklı beslenmek aç kalmak demek değildir. Ama hiç merak etmeyin. Ben hepinizi bu yanlış düşüncelerden kurtaracağım. Tamam mı tatlım? Üniformalarınız, beslenmeniz, kafanız, her şeyiniz tamamıyla değişecek. Ama hiç endişelenmeyin. Mükemmel bir hayat sizi bekliyor. Nasıldın? İyi, gayet iyi. Hadi gidelim. Olabilirim, kafamıza taşlar mı yağacak acaba ya? Hiç gözüm tutmadı bu kızı. Vallahi benim çok tuttu. Kadın işini yapıyor, ne var? Niye alkışta gibi duruyorsun, Allah Allah? Ya yeni geldi, ben yardımcı olayım diye. Ya sus ya, saçın başını böyle yapıyor. Şimdi dışım organik olmuş, bir de hala. Hayır, ben gerçekten... Ben ve küçük şakalarım. Bugünkü konuşmanızdan çok etkilendim. O yüzden birebir de tanışmak istedim. Ercan. Hatırlamazsınız.
reyonların görevlisi. Harika. Ben de Sude, memnun oldum. Su. Nasıl? Küçük bir espri yaptım. Sude de dediniz, ben de su dedim. Fark ettiyseniz son 45 saniyedeki ikinci esprim. Biraz pozitif miyim ne? Harika, harika. Yani böyle pozitif olmanız gerçekten çok güzel. Siz de pozitifsiniz, öyle değil mi? Yani öyle söylüyorlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Az önceki konuşmanızda bir yerden çok etkilendim. Yaşam koçluğundan bahsettiniz mesela. Hı hı. Diyorum ki özellikle seçtiğiniz bir yaşam yoksa benim yaşamımı alabilirsiniz. Yok, o öyle genel bir tanım. Maşallah. Yani umarım size de faydam dokunur. İnşallah. Ben geçebilir miyim artık? Hayırlısı. Bunlar bizde üçlü. Maşallah, inşallah hayırlısı. Üçlü paket. Evrene gönderiyoruz. Allah ne verdiyse artık geri dönüyor. Cansu. Benim Cansu'yla konuşmam lazım. Acil. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Cansu, sen ne zamandan beri burada çalışıyorsun? Bir iki ay. Daha önce nerede çalıştın peki? Herkese soruyor musunuz siz bu soruları? Senin soyadın ne? Bakın, restoranla marketle ilgili bir sorun varsa seve seve yardım edebilirim. Aslında var. Restoran menüsünü alıp kafeye yanıma gel. Seni orada bekliyorum. İyi günler. Oldu. Buyurun. Cansu, bu yeni üniformalar hakkında ne düşünüyorsun? Yani giyeceklerden biri sensin sonuçta. İzlenimlerin benim için önemli. İnce çizgiler, fırfır detaylar, karşıt pastel tonlar. Çok özgün olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani Paris Moda Haftası bu sene bunlarla doluydu. Buradaki müşteriler konuşurken duydum ben. O yüzden biliyorum yani. Cansu, biz seninle daha önce başka bir yerde çalışmış olabilir miyiz? Hayır, benim görsel hafızam da güçlüdür yani. Sanki ben seni bir yerden tanıyor gibiyim. Hatta eminim. Özür dilerim, ben sizi hiç hatırlamıyorum. Bu sefer kendi ellerimle yaptım, bakalım beğenecek misin? Ellerinize sağlık Kerem Bey. Birilerine yemek yapmayı siz alışkanlık edinmişsiniz herhalde. Eline sağlık, harika olmuş. Beğendin mi? Bayıldım ama karnımı bununla doyuracağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Allah Allah, niyeymiş o? Yemeğe gitmiyor muyuz? Öyle miymiş? Yani Mert bugün müdür oldu dedin. Ben de daha buraya yeni geldim. Sen de bana biraz yardımcı olmuş olursun ha? Bak Sude, bugün gerçekten zor bir gündü. Aşk olsun. Yani çok kısa sürecek. Sonuçta bir diyetisyenle yemeğe çıkıyorsun. Benim hayatımda çok yemek diye bir şey yok. Hadi ben toparlanayım. Sonra da çıkalım. Cansu, bunların depoya kaldırılması lazım. Üf ya. Ben sana bir şey soracağım. Doğru cevap vereceksin, tamam mı? Tamam. Söz mü? Ay söz tabii Uğur Böceğim, ben ne zaman sana yalan söyledim? Ben biraz kilo mu almışım? Baksana. Yo, hatta biraz alsan iyi olur. Doğru söyle. Cansu.
bu soruların o Sude ile bir ilgisi var mı acaba? Aa, Uğur bacayım, yakışıyor mu sana böyle kıskançlıklar? Ya gördüm, gülüşüyorlardı ya. Kerem ona kendi elleriyle salata hazırlamış. Bir tek bana yapar zannediyordum. Bir de kız çok güzel. Kim? Kız mı? Allah aşkına Cansu ya. Bir kere o kız şaşı. Gözleri böyle ortaya bakıyor. Yuh. İyi tamam, şaşı değilse de yani dişlek. Hafif dişlek. Evet, allığı var, güzel kız şimdi. Ama böyle bir iticiliği var ya. Tam ifade edemiyorum yani. Ama böyle genel bir iticilik yani. Tabii Rabbim biraz kusur koyup bana bu konuda yardımcı olsaydı iyi olurdu ama. Yok yok. Kerem ona kesin aşık olacak. Bak görürsün, burada el ele göreceksin onları birkaç haftaya. Tabii canım, yaza da düğünlerini yapacağız hayırlısıyla. Ya Cansu, sen gerçekten takmışsın bu kıza. Gel. Kerem'in hiç umurunda değilim artık. Bir de bu kız çıktı başıma, nereden çıktıysa ya. Kader mi diyeyim, ne diyeyim artık, ne oluyor? Cansu, Kerem sana aşık. Ben buna adım gibi eminim. Ya hayatta başarılar dedi bana Ece ya. Ya çünkü kızgın ve kırgın. Ya onun yerine koysana kendini. Hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. En zor anda kaçarak gidiyor. Hiçbir şey anlatmıyor. Üstüne bir de terk ediyor. Olmaz yani o kızla bir şey, öyle diyorsun değil mi? Hala kız diyor ya. Olmaz olmaz. Merak etme. İnşallah. Gel buraya.